Merhabalar arkadaşlar. Bugün size benden istenen bir şeyi yapacağım. Son zamanlarda bu bayağı istendi. Hocam dedi biz checkbox yapmak istiyoruz. Mesela işlerimiz var. Burada kutucuklar koyuyorsunuz ya şuradan. Şuradan mesela kutucuklar koyabiliyorsunuz. Hepsi için otomatik checkbox koyup linkleyecek bir kod yazabilir misiniz? Böylelikle anketler falan yapabiliriz dediler. Hadi gelin o zaman yapalım arkadaşlar. Ne diyelim? Mod check box diyelim. Bunu bir public sub'a atayalım. Create check box diyelim. Biz şimdi create check box'a by val ne diyelim? By val input RNG as range bir alan verelim. O alana göre üretsin. Ondan sonra bir de buna ismiyle olup olmayacağını da şey yapalım. Ne diyelim? Name include as boolean ve bu da name call bu da optional by val name call as long 1 böyle diyebiliriz. Bunu başka bir yerden çağıracağım. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı bir bakalım. Bir alan vereceğim ben bu sabah ve o alan içerisinde bu da şey yapacak. Arkadaşlar o checkbox'ları oluşturacak. Şimdi set vs ne olsun bizim buna verdiğimiz input range'in input range'in parent olsun. Ondan sonra bir de checkbox'ı CHK de diyebiliriz. Check box diyelim. For each neyse yazamıyorum bugün bir kusura bakmayın arkadaşlar. In input RNG. Ay Allah'ım ya. Next CLL'i. Ondan sonra set CHK ne olsun arkadaşlar? Et diyelim. Konumlarını gireceğim şimdi aslında. Bunun solu, ilk solunu gireceğim. Sonra üstünü gireceğim. Şimdi sadece öyle bir yazıyorum denemelerini. Evet. En sonunda hide diyelim. Sonrasında arkadaşlar linkleme işlemlerini falan yapacağız. If name include'sa eğer isim olsun diyorsak o zaman with chk and with diyelim caption olacak bir that value excel of olacak linkli olduğu cell bulunduğu hücre olacak. Ondan sonra bu kadar yeter. Hatta şu caption'ı da ne olsun biliyor musunuz? CLL offset name call dot şunu da eksi bir yapalım. Şimdi biraz yaparken karışık gelebilir ama şu anda kodumuz bitti sayılır. Gelin bunu bir yerden çağıralım. Public
Sap Mehmet diyelim. Create checkbox diyelim. Alan olarak neyi verdik arkadaşlar? B2'den B16'yı. VS ya da range B2'den B16'yı verdik. İsmi de olsun. İkinci girmemize gerek yok. Hadi bakalım deneyelim. Kodumuz çalışacak mı? Ben de bilmiyorum çalışacak mı? Çalışacak. Çalışıp çalışmayacağını bilmiyorum yani. Bir deneyelim. Evet. Vay be. Süper oldu. Hop. Bakın arkadaşlar, tıkladığım zaman aynı zamanda true gözüküyor. Bu arkasındaki şeyi, alanı, fontunu beyaz yapmamız lazımmış. Şöyle yapalım. Yani bağladıktan sonra cll.font.color eşittir vb white desek, bir de arkadaki şey beyaz olursa süper olur. Şimdi design mode. Bir silelim. Bakalım şimdi yapınca olacak mı? Koşturuyorum. Evet, güzel oldu. Bakın buradaki değer true. Bunları kullanabiliriz. Checkbox olarak yapabilirsiniz. Burada şu ne işe yarıyor? Name include. Eğer bunu false olarak girerseniz otomatik olarak şey yapıyor. İsmini değiştirmiyor. Normal checkbox 1-2 diye ekliyor. Checkbox diye ekledi hatta. Ama yine burası zaten bu bağlamıyordu. Bu sadece ismi varsa bunu yapıyor. Yoksa bağlamaya gerek yok diye düşündüm. Hani bunu siz değiştirebilirsiniz. Benim mantığım bu. İsterseniz bir ya bunu iki tane sağa bağla dediğinizde şunu da yapabilir. Mesela buraya Mehmet Mert diyelim. Şu an oynamaya başladım bildiğiniz. Şu turu yapsaydık iyiydi. Şimdi yapıyorum müsaadenizle. Bakın. False true. Yani şu bizim için aslında bildiğiniz bir fonksiyon gibi davranan bir kod bloğu. Şu da isteğimize göre yapıyoruz. Şöyle yapmanız en mantıklısı. Şunları silelim. Bu şu an benim gözüme en güzel gözüken bu gibi geldi. Şöyle şu alana diyoruz. Solundaki işlerin ismiyle checkbox ekle ve bunları da bulunduğu hücreye bağla dediğinizde bu kod size yapıyor arkadaşlar. Bakın işler altı bitti mi? Bitti. True. Bu şu an boş. False. Hatta buraya şey de yapabiliriz. Otomatik false değerini de getirebiliriz. cll.value2false. Yani o zaman hepsi otomatik olarak şey gelecek arkadaşlar. Şurası hep false gelecek. Boş gelmesin de false gelsin. Oluşturulduğunda false ya normalde. Bakalım. Evet, sesimiz geliyor. Bazen mikrofonum bozulabiliyor. Bakın arkadaşlar. Hepsi false geldi. Tıkladım. True. Bu şekilde bu kodu kullanabilirsiniz. Ben bu kodu şey yaparım. Videoda eklerim. Hani bu da böyle anketler hazırlamak için falan size güzel bir kod bloğu yardımcı olur diye düşünüyorum. Yani proje takiplerinde de bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.